bugün sevgili arkadaşım Seçil'in evindeyiz. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk ve yanımızda kim var? Liv. Merhaba Liv. Konuşamıyor ama henüz. Evet, Liv hoş bulduk. Anlıyorum. Evet, meşgul biraz. Bu yaz beraberdik Bodrum'da. Beni yine orada da konuk ettiniz. Evet. Çok güzel bir hafta geçirdik birlikte. Evet. Liv'le de birlikte yüzdük, denizde yüzdük beraber. Ben oradayken beraber A101'e uğradık. Aynen. Evet! Ben de oradaydım diyor. Ben de oradaydım. Birlikte A101'e uğradık. Liv de arabadaydı. Hatta birlikte gitmiştik. A101'e uğradık. Ben bir alışveriş yapıyordum orada. Sana da dedim ki burada bir bebek bezi var. Acaba onu mu denesen dedim. Evet. Ben onu denedikten sonra hala onu kullanıyorum. bu vesileyle de sana geldik. Memnunsun değil mi kullandığın bezden? Çok memnunum. Şansa oldu ama asıl onun memnuniyeti önemli tabii ki. Sen de memnun musun? Bize biraz geri bildirim verebilir misin? Sen epey dikkatlisin bu konularda. İçerikleri okursun, paketleri okursun, internetten araştırırsın. Evet. Memnun kalmana, Sofya'dan memnun kalmana sevindim açıkçası. Liv'le bir günün nasıl geçiyor Seçil? Biraz bahseder misin? Tabii ki erken başlıyor gün. Ne kadar erken? Yani 6.30-7 civarında başlıyor. Biraz uzatmaya çalışıyoruz onu, yatak keyfi adını verdiğimiz şekilde. Onu birazcık eğlendiriyoruz ama tabii ki acıkmış olduğu için de bir an önce yemekle başlıyor. Ben de Liv'le aslında sınanıyorum çünkü kendim acıktığım zaman hemen yemek yemek isteyen bir insanım ama kendimden önce doyurmam gereken birisi oldu son 9 aydır hayatımda. Ve dolayısıyla ona katı gıdaya başladığından beri ona yemek yapmak da benim için ayrı bir keyif olmaya başladı. Dolayısıyla ilk saatlerimiz kahvaltıyla başlıyor. Önce biraz keyif yapıyoruz, sonra kahvaltı etmeye başlıyoruz. Katı gıdaya ne zaman başladınız? Katı gıdaya gayet katı bir gıda görüyorum elinde. Katı gıdaya önerilen şekilde başladım aslında. 6. ayda başladım. Reflüsüne de fazla abartmaması adına 6. ay öneriyordu doktorumuz. Biz de 6. ayda başladık. Önceliğimiz sebze oldu. 3 gün kuralını uyguladık. Çocuklarda alerjik reaksiyon olup olmadığını görmek için bir sebzeyi önce 3 gün veriyoruz. Dolayısıyla o 3 gün içerisinde herhangi bir rahatsızlık uyandırmıyorsa başka bir sebzeyle devam ediyoruz ya da onları karıştırarak devam ediyoruz. Mesela 3 gün havuç veriyoruz. Sonra kabak deniyoruz. 3 gün havucun üzerine kabak deniyoruz. Evet, kabak sen çok seviyorsun. Sonra patates ekliyoruz filan gibi. Bunlar baharatlar için de geçerli. Böyle başladık. Sebzeleri çok seviyor. Daha sonra yavaş yavaş kuzu kıymaya geçtik. Onları eklemeye başladık. Balık eklemeye başladık. Aslında küçük bir gurme kendisi. Eliyle beslenmesini çok destekliyorum ben. Yeri geldiği zaman kaşığı da almasına izin veriyorum. Birazcık ortalık kirleniyor, evet. Özellikle tek başına bakan bir anne olarak ortalığı temizlemek biraz zor oluyor ama onun motor becerilerinin gelişmesi açısından da ben destekliyorum bu şekilde olmasını. Gün boyu Liv'le berabersin. Evet. Birçok zamanını onunla geçiriyorsun sanırım. Yani şanslıyım ki işim buna el veriyor. Tabii ki etrafımdan yardım alıyorum. Babasından, annemden özellikle. Liv'le beraber dediğim gibi uyandıktan sonra yemeğini yiyoruz, biraz oyun oynuyoruz. Sonra Liv dışarıda olmayı çok sevdiği için genellikle dışarı çıkıyoruz. Havalar güzelken tadını çıkardık. Bol bol parklara gittik. Arkadaşlarımı gördüm. Onun bebeklik arkadaşlarıyla beraber vakit geçiriyoruz. Genelde günümüz dışarıda geçiyor. 6 gibi eve dönüyoruz en geç. Duşumuzu alıp sonra da uyuyoruz. 7'de, 7 çeyrekte en geç uyumuş oluyor. Peki Seçil'cim, bebek bezi konusu neden bu kadar önemli? Anneler niye bu kadar dikkat ediyor bu konuya? Bebek bezi şöyle, bebeğin vücuduyla 24 saat temas eden tek şey aslında. Dolayısıyla kötü bir bebek bezi kullanıyorsanız bebek çok rahatsız oluyor, ağlıyor. Ya da illa kötü bir bebek bezi olmak zorunda değil. Doluysa, bir yere sıkışmışsa, rahatsız ediyorsa, yanlış bağlanmışsa çok rahatsız oluyor ve bunu çok net belli ediyor. Ağlıyor, huzursuz oluyor. Dolayısıyla en önemli şey gerçekten bebek bezi diyebiliriz. Oh. Sofya ile bu konuda rahat ettin o zaman. Rahat ettim. Şöyle bir özelliği çok hoşuma gidiyor. Genelde bu fiyat aralığındaki bebek bezlerinde önünde bir şerit olmuyor. Dolayısıyla çiş yapmadığını bazen anlamak çok güç oluyor. Yani insan içerisinde poposunu kaldırıp koklayamadığın bir yerde açıp hemen altından o çizgiden bebek yani çişini yapmış mı yapmamış mı onu görebiliyorum. Dolayısıyla
O da bir rahatlık. Bu fiyat aralığındaki bebek bezlerinde genelde bu özellik olmuyor. Yani doluluk göstergesi Doluluk göstergesi var. Pirinç unuyla bir şeyler yapıyor musun? Pirinç unuyla bir şeyler yapmak istiyorum. Bildiğim bazı tarifler var. Özellikle kraker. Çünkü bu aylarda çocuklar atıştırmaya çok heyecanlı ve hevesli oluyorlar. Dolayısıyla evet, pirinç unuyla bir şeyler yapmak istiyorum. Ben pirinç unundan daha sonra pişirmeyi kolaylaştırmak için pirinç ununu kendin yapmayı gösterebilirim sana. Dolayısıyla pirincin nereden geldiğini de bilirsin. Bilirim, evet. Çok ince çekmene gerek kalmaz. Onunla muhallebi de yapabilirsin, kraker de hazırlayabilirsin, her şeyi yapabilirsin. Yarı pişmiş pirinçten yapılıyor bu. Her şeyi evde yapmayı sevdiğimi bilen birisi olarak beni kalbinden vurdun, evet. Seni o zaman mutfağa bekliyorum şu anda. Seçil, çok teşekkür ederiz. Bugün bizi konuk ettin evinde. Ben çok teşekkür ederim. Her zaman beklerim. Ben de ilk kez Liv için yemek hazırlamış oldum. Beğendiğine çok sevindim. Beğendin çok mi? Beğenmiş. Beğendin mi? Yici yapıyorsun. Beğendim. Son kez olmayacak bu arada. Tamam. Yine gelirim. Haftaya yine gelirim. Bak, söz veriyorum. O zaman Liv'cim, görüşürüz tekrar seninle. Hadi bay bay, kameraya el salla. Bay bay. Hadi. Baby shark. Dürü 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 dürü. Baby shark. Dürü 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 dürü. Baby shark.